Tutturanlar Kulübü'ne özel, ikisi bir arada bonus tutturda. 1000 TL'ye kadar bonusunu al, ilk kuponunda tek maçtan yatma. Her zaman, her yerde, onunla tuttur. Voley ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Tutturanlar Kulübü ile karşınızdayız. Serdar Ali Çelikler ve Ilgaz Çınar'la birlikte yine tam kadro karşınızdayız. Yoğun bir Avrupa haftasını yaşıyoruz. İliklerimize kadar da dün akşam itibariyle yaşadık aslında. Evet. Bilindiği gibi takımlarımız bu hafta Avrupa arenasına çıkıyor. İlk temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford deplasmanına çıktı dün akşam itibariyle ve çok çok önemli bir 3 puan. İki defa geriye düşmesine rağmen galibiyeti hanesine yazdırmayı başardı ve gruptan çıkma adına çok önemli bir adım attı. Diğer tarafta da Kopenhag'ın Bayern Münih'i çok ciddi şekilde zorladığını söylemek lazım. Galatasaray'ın ilk haftaki rakibiydi bilindiği gibi. Bakalım grubun geri kalan maçlarında nasıl bir senaryo bizleri bekliyor ama şunu söylemek lazım. Old Trafford deplasmanından ikinci torbadan gelen United'ın karşısında alınan 3 puan çok çok büyük şey. Anlam taşıyor. Tabii. Tabii maçları konuşacağız. Galatasaray maçına biraz daha ilk başta bir değineceğiz. Ama öncesinde bir anonsumuz var. Bunu bir sizlerle paylaşalım. Tutturanlar Kulübü'ne özel ikisi bir arada bonus fırsatıyla kazançlı bir gün sizleri bekliyor. Sezonun en yüksek bonus kampanyası olan 1000 lira yatırım bonusuna ek olarak 5 Ekim Perşembe 23.59'a kadar oynayacağı ilk kuponunda tek maçtan yatanlara kupon bedeli 250 liraya kadar tutturdan iade. Vay. Videonun altındaki linkten tuttura gidip hemen kampanyadan faydalanabiliyorsunuz. Gayet bu kampanyaları tutturdan ve vol ekranlarından takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü birbirinden güzel fırsatlar. Bazı maçların sonucunu tahmin etmek tabii ki çok kolay olmuyor. Hiçbir maçın sonucunu tahmin etmek kolay değil. Ama daha böyle tuzaklı karşılaşmalar oluyor. O maçlarda kendinizi biraz daha garantiye almak adına, daha güvenli tahminler yapmak adına bu kampanyaları kaçırmamanızı biz de tavsiye ediyoruz diyelim. Bir dün akşamla başlayalım abi isterseniz. Abi Galatasaray gruptan çıktı. Ama bir çıktı ama üç çıktı. Ama çıktı. Dün akşamki galibiyetle ve Kopenhag'ın mağlubiyetiyle beraber. Olay belli. Ben yani şöyle söyleyeyim. Çok iyi, çok böyle muazzam top oynamadı. Kalecisi ya bugün de ne oynadı be filan Muslera falan. Muslera iş düşmedi denecek bir maç oldu yani. Dedirtmeden rahat rahat yendiler. Bak rahat rahat. İlk yarıda böyle bir 20 dakika 25 dakika ve ikinci yarının bir 10 dakikası hariç. İlk 20-25 dakika bir böyle hafif çekinme vardı. Ondan sonra gayet net oynadılar. Manchester United'ın da çok kötü bir takım olduğunu kabul ederim. Galatasaray'ın da İşte Zaha gibi, Davinson Sanchez gibi Premier Lig oyuncularının çok fark yarattığını gördük. İkinci yarıda Icardi oyuna da girince, yani sırtı dönük oynama kabiliyetini gösteren hallerini de ortaya koyunca iyice şey oldu. Hocanın değişiklikleri de gayet güzel tuttu. Yani son derece zeki, tecrübeli oyuncularının olmasının faydasını bir kere daha görüyoruz. İşte Mertens gibi. Efendime söyleyeyim. İşte Ndombele gibi. Ndombele de bu arada çok enerjik girdi. Yani 15 dakikada ayağından topu alamazsın onu. Aynen. Yani onunla Zaha'nın kalça ve bacak açı kullanımlarını ders olarak okutmak lazım şeyde. Okullarında yani kalçayı koyup iki bacağını açarsanız sizin etrafınızdan kimse dönemezi göstermek lazım. Çok rahat bir galibiyet aldı. Yani daha da farklı da kazanabilirdi. Yani 4-2'de bitebilirdi maç. Evet oralara geldi. Tebrik ediyorum. Ben %30, %30, %40 demiştim maçtan evvel. 30-30 iki takımın kazanma ihtimali. 40 daha çok beraberlik diye. Belki 10 kişi kalmasalardı berabere bitebilirdi ama sonuçta Galatasaray'ı yenecek gücü yok şeyin. United'ın öyle bir gücü yok yani. Kimseyi yenecek gibi de durmuyor. Yani United'ın yani grupta sonuncu olsa şaşırır mısın? Şaşırmam. Ha ama Ten Hag'ı kovarlar oyuncular. Onu bilemem ya. O başka bir şey olur. Ama normal şartlar altında grupta sonuncu da olabilir. Üçüncü de olabilir. Bana göre ikinci olma ihtimali neredeyse yok. Manchester United. Ben Galatasaray'ın bu gruptan ikinci olarak çıkacağını düşünüyorum. Olmazsa da hani çok acayip bir şeyler olur. İşte ikinci Bayern maçında İki oyuncu, iki kritik oyuncu kırmızı kart görür. Bir sonraki maçta oynayamaz. Ya bu tip dramatik şeyler olmazsa Galatasaray'ın içeride Manchester'dan bir puan alması yeterli olacaktır. Torreira'nın durumu ne acaba? Ben çok ciddi olmadığını tahmin ediyorum. Bir puan alacaktır. Ben Torreira'nın sakatlıktan değil de artık öldü patladı. Çıkartayım. Abi ben çıkartayım. Tabii böyle bir tempo hiçbir futbolcu açık değildi yani. Yok ama hepsi kaldırdı işte. Kaan kaldırdı mesela. Yani çünkü Torreira bunda daha bir önceki yayınlarda da anlattık yani. Türkiye Ligi kendini sürekli atıyor ve hakemler sürekli faul çaldığı için arada dinleniyor falan. Orada dinlendirmiyorlar yani adamı. O tempoda. Kaan mesela oynadı gayet iyi.
Şey oynadı. Kaan çok çok iyiydi bence. Abdülkerim muazzam top oynadı bence. Yani mükemmel futbol oynadı. Maçın adamıydı. Benim nazara dikkatimde yani. Yani mükemmel futbol oynadı. Ben hani Davinson Sanchez'i beklersin. Yani bu böyle oynayacak dersin yani. İki asist falan hani öyle dersin. İşte ne bileyim Icardi ya penaltıyı kaçırdı ama şimdi bu bir geldi mi atar dersin. Zaha'dan zaten beklersin yani. Zaten yaklaştırmıyor adamı şeye. Dalat kafasını boynuna sokuyor. Ya bir de zaten bacakları pergel gibi abi. Dalat'ın kafa bak boynunu kafasını Dalat'ın boynuna sokuyor. Sol ayağının önüne alıp kalçayı koydun mu zaten gelemiyorsun ki adama. Top onun istediğin gibi geliyor. Yani ve bu işte Premier Lig farkı. İşte Premier Lig bu yani. Davinson Sanchez'de Zaha'yı orada gördük. Ben Ndombele'nin de çok büyük katkı yapacağını düşünüyorum. Ama bütün bu tempoya Sacha Boye ile Abdülkerim'in de katılması Galatasaray'da fark yarattı. Galatasaray'da kötü oynayan futbolcu yoktu yani bence. Belki Oliveira diyebilirsin. Evet, aynen. Onun dışında da yoktu. Yani ben Kerem'i de beğendim. Barış'ı da beğendim. Hepsi iş yaptı abi. Böyle çok hocayı da tebrik ediyorum. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. İç sağ, ben bir Bayern maçlarından bir puan alındığında alınabilir diye görüyorum. Alınamazsa da, iki maçta sıfır olsa dahi Galatasaray 5. maçında Manchester United'a şey yaparsa, bir puan daha alırsa olay bitiyor zaten. Çünkü ben Kopenhag'ı yeneceğini düşünüyorum Galatasaray'ı. Ayrıca Kopenhag Manchester United'dan bir puan, belki iki puan alır. Onlardan hani 3-4 zor yani 4 almaları zor. Kerem'in 10 numara performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu maç özelinde değerlendirelim. Evet. Pres yapalım, evet. İşte basalım, araya kaçalım. İşte geçişleri de buldu aslında bir iki kere. Yani sonuçta baktığın zaman dünkü maçta. Bence Kerem Mertens değişikliğinin bir mantığı var orada. Yani Kerem'in pas algısı daha da yüksek bu arada. Hani orada. Galatasaray ilk yarıda bir Kerem'le bir pozisyona geçti geçişe. Kerem oradan Tete'nin önüne salabilirdi. Bir karıştırdı bir şey. Ama oldu yani. Ne, bir öyle bir pozisyon var. Evet. 4'e 3 gibi bir şey. Golü var. Bir tane de iyi bir vuruşu var aslında Zaha'nın şeyden sonra. Ya vuruşu var. Sağ direğin dibinden sol dışarıya var. Bütün pozisyonlarda var zaten 10 numarası. Penaltıda 10 numaran var. Öbür 10 numaran. Mertens'in. Yani herkesten beklendiğin şeyi bana göre aldın. Tete hariç belki de. Herkesten beklediğini aldın. Yani Boye'den beklediğini aldın. İşte stoperinden aldın. Nelson'dan aldın hatta oyuna soktuğun zaman. Apo'dan çok aldın. Tabii mi? Kariyerin ilk Şampiyonlar Ligi maçı. İlk Şampiyonlar Ligi maçı. Müthiş top oynadı. Tebrik ediyorum. Başarılarını devam ediyor. Ben ya 1 ya 3 bir şekilde çıktı Galatasaray. Ondan eminim artık. Ulgaz sen Okan Hoca'nın maçta hem maç esnasında hem de öncesinde bir sürü hamlesi var. Hı hı. Yani hani sence maçın hamlesi hangisi? Maçın hamlesi şu. Tam oyuncu değişikliği yapılacaktı. O sırada golü yedi Galatasaray. Ve hemen Okan Buruk dedi ki durun geriye girin. Ben ezber oyuncu değişikliği yapmam. Baktık orada bir Nelson'la şey yanındaydı. Nelson'la kim alıyordu? Mertens alıyordu. Mertens çekletti. Ondan sonra hop bir dakika dedi. Planı daha farklı bir şekilde işleteceğiz dedi. Ve ona göre gitti. İkincisi yine bir şey vardı. Bu oyuncu değişikliği noktası vardı. İrfan Hoca'yı yanındaki genç ekipteki diğer İsmail. Arkadaşın ismini İsmail İrfan Saraloğlu Hoca. Bir genç bir arkadaş var ya hep böyle yanında Okan Hoca'nın. Bilmiyorum şimdi. Unuttum ben adını biliyordum. Bir de Okan Hoca. Konuşuyorlardı. Bak çok dikkat ettim ben oraya özellikle. Okan Hoca Tanguy dedi. İkisi herkes birbirine baktı. Ondan sonra Sergio Oliveira geldi kenara. Ama bak Okan Buruk Tanguy'u alalım diye. Hatta Tanguy'u gösterler bir baktılar ısınmasına falan böyle. Bayağı bir 15-20 saniye çünkü Galatasaray'ın teknik heyetini gösterdi. Şey. Evet, evet. Şampiyonlar Ligi kamerası. Okan Hoca doğrudan Tanguy dedi. Yani Ndombele oyunu alalım dedi. Orada bir şey de konuştular. Sonrasını bilmiyoruz tabii. Sonra Sergio girdi oyuna. Bu da şeyi gösteriyor. Demek ki ekibi itiraz etti o anda. Demek ki ekibi itiraz edince de tamam dedi. Benim fikrim her zaman birinci değildir. Başkalarının da fikrini dinleyebilirim noktası vardı. Bence o değişikliklik zamanları. Orada durdurması. Hop bir dakika planı değiştiriyoruz. Madem böyle gol yedik hemen daha farklı bir şeye geçiyoruz noktasında ki. Galiba offside'dan yediği gol öncesinde bir şeyler olmuştu orada. O oyuncu evet. Değişikliği noktası vardı. Hoylund'un ikinci gol vardı ya. Boyu orada olmuştu. Bence maçı hazırlanması. Önce bir Torreira Kaan Ayhan olur mu dendi. İşte ben bu yorumlara baktım. Ya top çıkıyor mu çıkmıyor mu falan. Bak ikinci yarı Kaan Ayhan'ı bir gezgin oynatmaya başladı. O şeyden sonra, presten sonra. Orada da Manchester United'da daldı. Abi bir dakika ne oluyor? Kaan Ayhan çapa gibi oynuyordu. Şimdi gezgin bir adam olduğu noktasındaydı.
İyiydi Galatasaray. Hem oyuncu değişiklikleri, oyuna müdahalesi, oyunculardan evet. almış olduğu verim. Sergio evet. Oliveira hariç. Sergio Oliveira 4 kez iş yaptı zaten. Birisi gol oldu, birisinde serbest vuruş yedirdi. Birisinde faul yaptı. Pası veremedi falan böyle. Tam o tempomun oyuncusu değil o. Biraz değil, daha değil. Top çevirme takım evet. futbolcusu. Sergio belli ki şey. Yani dönüşlerde Türkiye Ligi'nde kullanacağım oyuncu evet. modeline girmiş oldu. Artık. Kaybediyor gibi. Eder tabii. Ama herhalde Sasha Boy'u Galatasaray kaybetti bence dün akşamdan sonra. Dünün. Evet evet yani net olarak şeydir. Hani bazı adamlar Şampiyonlar Ligi performansına göre de karar verelim derler ya. Şimdi bir de Şampiyonlar Ligi performansı üzerinden değerlendirecekler veyahut da öyle diyelim. Sasha Boy için. O gayet iyi olur abi. O da olur yani. Savunması da iyi yani. Çok şey iyi abi adamın yani sadece. Yani şey... dün Galatasaray açısından bence en güzel nokta şu 2-7 golün ikisi de kontratak golü. Evet. Yani Manchester United kendi evinde kontratakla gol attı. Tabii. Yani Ankara gücü gol attı. Hah. Bu Manchester United açısından hani beter olsunlar biz. Liverpool'lar olarak daha beter olsunlar da. Liverpool'lar olarak gayet mutluyuz. Ama Tenak da orayı işte bir 3. sınıf Ajax'a, tekaüt Ajax'a çevirmiş yani. Eriksen, Onana, ondan sonra tabii şimdi bir de sakat olan Martinez. Şey, senin Madrid sinyalci Sandro Martinez, Antony. Senin sinyalci gibi oynuyordun. Saçlar falan hemen sarıdan dönmüş ama. Ya, yok yok sarıdan abi, dönmüş hemen. Ben masum çocuğum aga. Ne yapıyorsun? Santrfor iyi çocuk olur. Hoylut muazzam çocuk zaten. Olur yani. Rashford'a da öyle böyle dün çok iyi değilse de çok iyi değilse de Casemiro gene elde kalır. Hani 4-5 tane oyuncusu kalmış. Gerçekten yok yani. Premier Lig'de de çok acı günler yaşadılar. Abi adamlar Sofyan Amrabat'la çıktılar ya sol bekte. Evet. Abi. Ama iki sol bek birden yok. O şanssızlık. Tabii. Şanssızlık da yok yok. Hani devşir de altyapıdan da kullanmadı. Bir şey de yapmadı yani. O Maybury falan onu. Yani Türkiye Ligi'nde de üç büyüklerde zor oynar. Dalot kesin oynayamaz. Bak Dalot. Abi Dalot'un yaptığı savunma mesela, 101 hatası. Yani ilk öğreneceğin şey yapmaman gereken. Üç büyüklerde hiçbirini oynayamaz. Yani olacak iş değil ama özellikle mesela Icardi'nin golünde Amrabat'ın offside'ı bozmak İlk golde Üçüncü gol. Üçüncü golde yani hani tam orada Icardi de çok iyi seziyor. Amrabat'ın zaten bozduğunu, kendini çok iyi koruyor falan da. Bu arada bence Icardi'nin yani şimdi bitiriciliğine, futbolcuk meziyetlerine falan hep konuşuyoruz. Herkes konuşuyor da bence adamın psikolojik olarak da bir incelenmesi gereken. Yıkılmıyor abi adam. Abi şimdi penaltı kaçırıyor. Yani diyoruz geçen haftaki Kerem'le yaptıkları o, hikaye diyeyim. Penaltı denemesinde, kalkışmasında. Abi hani 5 dakika tam böyle hani okları üzerine çekecek durun dedi. Ben bir gol atayım da ben siz bir durun dedi. Abi dünkü maçta ya en Old Trafford deplasmanındasın. Atsan kötü başka penaltı, bir yere çok gidecek. Çok kötü bir penaltı attı ya. Çok kötü bir penaltı. Hakikaten normalde ayağın içinde basıyor yani bu adam. Tam köşeyi bulmak istedi de. Abi baba, yine orada... tam abi adam acaba bitti mi Galatasaray buradan momentum verir mi derken baba çıktı gene. İşi bitirdi. Abi şimdi bak adam ne dedi? Çok kızdım kendime dedi bak. Ziyech de kızıp atmıştı golü. Şimdi hani diyorlar baskı altı. Baskı işte o yüzden bu Icardi oluyor. 10 milyon euro veriyorsun buna. Tabii. Öbürü de bu öteki Mustafa kadar, Pekdemek oluyor. O zaman yani. O zamana kadar 7,5 milyon euro. Abi işte 7 milyonlar veren Lukaku'yu da biliyoruz ama. Şimdi bu adamlara bu yüzden veriyorlar. Bunlar baskı altında kaldıkça bir şey olmaz diyor. Önemli değil diyor. Kendine kızıyor adam. Kendine kızıp daha iyisini yapmaya çalışıyor. Ben şimdi bittim diyor. Küsme falan derdi yapmıyor. Kendiyle aslında. Yapmıyor adamı. Abubakar da öyle. Kendiyle rekabet ediyor. O da ediyor. Kendine kızınca bir şey oluyor adamlarda. Evet. Tadiç falan da öyle bak. Ceko da kendine kızınca. Ben onu anlıyorum. Kötü vuruşlar yapıyor. Önce bir sinirleniyor. Kötü vuruşlar yapıyor. Sonra mutlaka bir iş yapıyor. Ya asist yapıyor. Bak Ankara Gücü maçında kendine kızdı. Tabii. Saçma sapan vuruşlar yaptı. Evet. Sonra dedi ki tamam sakin ol. O sayıya gol attırdı. Bu son maçta kötü oynadı. Kötü goller kaçırdı. Sonra dedi ki gene saçma sapan vuruşlar yaptı. Sonra dedi ki bir sakin ol. Nihayet attı golünü. Ya bu kendine kızan adamlarla ilgili. Yani derdini kendiyle arayan adamlarla ilgili. Sonra mutlaka bir yere geliyorlar yani. Başkasını suçlamak. Başkasını suçlamak yerine kendisiyle ilgilenen problemi kendinde arayanlarda mutlaka bir gelişim oluyor. Bu da böyle bir hayat dersi olsun. Evet. Cancelo'nun zaten böyle bir Bambas'tan böyleydi bak. Hiç bozulmazdı. Dağlara taşlara atardı. Ondan sonra bir Roşata'yı bir çakardı 90'a. Rütfen İsterloy. Böyleydi abi o adam. Dağılmıyordu tabii, adamlar yani. Hiçbir zaman dağılmadı adamlar yani. İşte mental dayanıklılık konusunda da bence hakikaten test konusu gibi bir adam izliyoruz yani. Zaten bir sürü özelliğine ağzımız açık izliyoruz burada. Santrafor'una bir söyleyecek bir şey yok zaten de. Hani işte o yüzden oluyor Icardi olursa evet. ama. Aynen. Ama bir de ailece buraya yerleştiler abi. Adamın kafa da çok rahat.
Ben şey o Vanlaların paylaşımlarına falan bakıyorum ben. Arjantin ya arkadaşı geliyor. Buradan iyi yerler olacaklar ya. Buradan iyi yerler olacaklar. Karşılıyor, ondan sonra onları alıyor, Sultanahmet'e götürüyor. Ayasofya geziyorlar, orada köfte yiyorlar. Yok böyle masalar. Yok yok şey ama yani şey yapmışlar yani. Buraya hakikaten hepsi kendini vakfetmişler buraya yani. Onlar için de çok acayip bir durum bence yani. Bence deneyim onlar yani, adına da. Yani işte sokak zaten... hayvanı sahipleniyorlar bir şeyler böyle yani. Çok evet. Çok şey, acayip bir hayat yaşıyorlar. Acayip derken olumlu anlamda söylüyorum. Evet, evet. Yani o beklenilenin yaratılmış olan havanın tam aksında esasında çok normal bir aile hayat yaşıyorlar kendi şeylerine göre, kıstaslarına göre. Çok iyi, hakikaten çok iyi. Ama abi işte tecrübe artı şey. Mesela Galatasaray'ın kazandığı penaltıda kale arkasından Mertens'e dikkat ettiniz mi? Baba çok net zaten alıyor. Bak şimdi solayken yani, uyanıyor Onana'nın şey atacağına. Hiç açık değil ama o hale getiren Mertens. Mertens. Uyanıyor Onana'nın topu kullanacağına. Oraya hamle yapıyor. Mesele penaltıyı almasında esasında. O hamleyi tabii, yaptıktan tabii. Sonra bak giderken anladı Casemiro'nun geldiğini. Vücudunu hop buraya bir atıyor abi. Zaten bir orada başka sosu bak. Sana çok güzel. Kerem Aktürkoğlu olsa dümdüz devam eder. Kaleye vurur. Yani abi işte o fark da bu zaten yani. Yaratan hani. İşte onun için Mertens. Zeka diyoruz. Zeka diyoruz. Abi, zeka yani. Futbol ama IQ. Oynayan futbolcuda da birazcık gelişme kapasitesi varsa ki bence Kerem Aktürkoğlu bu çok fazla silah var. Her sene bir şey koyuyor repertuara. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın o yeni konumlanmasında yani kendini Galatasaray'da santrofor arkasına konumlandırabilir çok rahat. 9.5'a dönür evet dönebilir. Döner çünkü tamam top kontrolünde sıkıntı var ama top kontrolü gelişecek bir şeydir. Yani top kontrolü sen ilk başta yapamıyorsan ondan sonra yapamayacaksın diye bir abi durum yok. Seçimlerini... Bu çocuk 3 senedir üstüne koyuyor 1. Tabii. Hiç sakatlanmıyor 2. Evet abi bak. Hiç sakatlanmıyor. Hiç kılı dönmüyor. Hiç hocam çekiyor yapmıyor. Tabii. Yedekte otur diyorsun oturuyor. Sarı yelek veriyorsun. Laf tamam, etmiyor. Tamam diyor. Şimdi bunlar az şeyler değil. Tabii. Yeter baba ben de oldum artık. Yok yani. Abi. Yok abi yok çocuk değil çok ya. 4 sene önce yani. Keçiören deplasmanına çıkıyordu abi. Yani Keçiören deplasmanı abi. Dün Barış Alper'di o. Yani şey Kerem Aktürkoğlu 2 sene önce Batman Petrol bilmem ne. Ersincan i̇şte Çankayalar Mankayalar. Çankayalar falan oynuyordu abi çocuk yani. İşte şunu diyorum ya bu çocuğun da hakkını biraz vermek lazım. Evet. Biraz çok şey yapılıyor. Bizim evlat diye vuruluyor tabii, üstüne. Tabii. Şey anlamında. Olmaz yani. Top kontrolünü biz eleştiririz abi. O farklı çok bir şey. Biz bunu eleştiririz. Ama her sene bir şey çentik atıyor abi. Yapıyor abi. Yapıyor işte. Yapıyor yani. Tabii. Şimdi evet Galatasaray. Tebrikler abi. Bütün bu hafta ben komple 3 takımımızdan da şey bekliyorum. Galibiyet. Tabii. Baştan söyleyeyim yani. Çok iyi bir hafta geçireceğiz. Galatasaray kapıyı çok güzel araladı. Evet. Umut ediyoruz. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de o aralanmış kapıda tamamen biraz daha açar. Ve haftayı çok güzel bir ülke puanı kenara yazarak öyle olur. Tamamlarız gibi duruyor. Umudumuz bu yönde. Şimdi Beşiktaş kısmına geçelim. Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek. Her zaman.